buradaki ihtiyaç sınırını tespit eden bir çizgi var. Bu çizgi insanın onurudur. İnsanın haysiyetidir. Siz belediyeci olarak insan onuruna ve haysiyetine yakışmayan çizgiyi belirleyeceksiniz. Bunun altına düşen gerçekten çaresiz. Bakın işsiz demiyorum, çaresiz. İş dahi bulamayacak durumda olan insanlara el uzatıp sadece ve sadece onlardan 5 kuruş para almadan barınma, sağlık, eğitim, gıda, giysi ihtiyacını karşılayacaksınız. O insanlara da toplumun içinde onurlu dolaşabilecek, insan onurunun sınırına taşıyacak şekilde onları ödüllendireceksiniz. Ha, ihya edin demiyoruz. Evlerini donatın, buzdolapları alın. Bunları yapanlar da var. Kalabalık bir ailenin oyunu avlamak için bizim belediye başkanımız çıkıyor gidiyor, buzdolabı hediye ediyor. Ya böyle bir şey yok. Bunların adı oy avcılığı. Başka bir şey değil. Ha bana Sayın Rahmetli İlhami Ortekin, benim belediye meclis üyemdi. Benden sonra da belediye başkanlığını kendisine teslim ettim. Maalesef benden sonra yaptığı işler hiç doğru olmadı. Önce bana karşı saldırmaya başladı. Biz onunla beraber çalışırken, ben ona hakkımı helal ettim. Allah rahmet eylesin diyorum. Bana derdi ki, ya sen yaptıklarını halka anlatmıyorsun, satmayı bilmiyorsun. Neyi satacağım dedim. İlhami abi neyi satacağım? Ya dedi bak aşevinde dedi her gün 1200 kişi yemek yiyor. Onların yemek saatinde git çocuklarını sev. Çok insani bir şey gibi geliyor bana. Dedim ki vaktim yok. Ben 24 saat bu şehrin altyapısıyla uğraşıyorum, projeleriyle uğraşıyorum, inşaatlarını denetliyorum. Gece yarılarına kadar inşaat şantiyelerinde dolaşıyorum. Bunu herkes bilir. Ha, ikinci bir şey daha var. Veren eli alan el görmeyecek. Yani alan ele gidip de kafasına çalar gibi sen çaresizsin, bilmem nesin, bak bu yediğin yemeği ben veriyorum demek, tabii ki seni tanıması açısından, reklam açısından, siyasi açıdan çok doğru. Ben emin olun, o günde 1200 kişiye ekmek, ücretsiz ekmek verdiğim, ücretsiz 3 öğün yemek verdiğim, o çaresiz insanlarımı afişe olmasınlar diye ziyaret bile etmezdim. Bir gün İlhami Ortekin haklı olduğu ortaya çıktı. Ne oldu biliyor musunuz? Birisi çıktı geldi çocuk, benim aşevlerimde doymuş, büyümüş. Bizim verdiğimiz desteklerle hatta okuluna devam etme imkanı bulmuş. Yaşını almış, iş güç sahibi olmuş. Bir gün bana öyle bir laf etti ki, sanki o aşevlerini ben işletmemişim gibi. O aşevlerini başka birisine mal etti. Çünkü ben gidip de o çocukken onun başını okşamadım. Ben o çocuk orada aşevinde yemek yerken gidip başını okşasaydım, kendimi tanıtsaydım, annesi deseydi ki bak başkan amcan bize bakıyor, bize yemek yediriyor, kıymetini bil deseydi o çocuk beni hatırlardı. Gitmediğim için hatırlamadı bile. Siyasette en kötü şey hatırlanmamak. Siyasette en kötü şey bilinmemek. Dolayısıyla bunları hata olarak gören Sayın İlhami Ortekin'e benim verdiğim cevap doğrusuydu. Alan el veren eli bilmesin. Yani onları tahkir etmeyelim. Biz madem insanın onurunu, haysiyetini belli bir seviyede tutmak için yardım ediyorsak onların onuruyla oynamayalım, onları afişe etmeyelim. Ama bizim et kuyruklarımız, çorba kuyruklarımız insanları böyle basının önünde afişe ediyor. Bu nasıl bir sosyal belediyecilik? Şimdi başka bir şey anlatacağım. Aslında belediye başkanlığı çok kolay bir şey bu anlamda yürütürseniz. Şehrin ihtiyaçlarını düşünmeyip sadece kendinizi düşünürseniz. Yani Türkiye'deki klasik siyasi sınıfın bir bireyi haline gelirseniz. O siyasi sınıfın yaptığı hileleri, vatandaşa karşı kullandığı taktikleri kullanmaya kalkarsanız ortaya çok farklı bir şey çıkıyor. Biz buna sosyal kent demiyoruz, pöpül kent diyoruz, oy avcılığı diyoruz. Ekrana alırsak arkadaşlar, pöpül kenti bir tanıtalım. Pöpül kent neymiş? Yansıtmamız çalışıyor umarım. Hemen bakalım. Evet, yansıtmamız çalışıyor. Ekrana
aktarırsak, evet. Sosyal kenti anlattık, birazdan tekrar hatırlatacağız. Bunun yerine pöpül kent diye bir kavram çıkardım ben ve kitap yazdım. Bu kitabı hem İlhami Ortekin'e rahmetliye anlattım, hem de Sayın Özlem Çerçioğlu'na 2004 yılında anlatmıştım. Şimdi bunu anlatacağım. Bütün belediye başkanları ve vatandaşlarımız dikkatle dinlesinler. Belediye başkanlığının nasıl istismar edilebilecek bir makam olduğunu herkes görsün diye bu tiyatroyu yazdım. Pöpül kent nedir? Kimseye tavsiye etmediğim, halkı kandırmanın, oy avcılığı yapmanın daniskasıdır. Yani siz hiçbir iş yapmayın, hiçbir iş yapmayın. Belediyenin bütçesiyle sadece popülizm yapın. Pür popülizm, saf popülizm. İşte bu proje, o proje. Burada diyoruz ki, yukarıda daha önce açıkladığımız bilimsel tespitler ve sistem geliştirme konusundaki önerileri bir yana bırakın. Pratikte belediye başkanlarını tercih ederek halkı istismar edebilecekleri alternatif mizahi bir üslupla açıklayacağız. Mizahi. Bu kolay çözümdür. Kolay çözümün toplumu nereye taşıyacağına sizler karar verin. Yine diliyorum ki bu önerilerimizi hiçbir belediye başkanı gaflete düşüp uygulamasın. Uygularsa şehre ve halka çok zarar verir. Ben iddia ediyorum, belediye başkanlığı çok ama çok kolay, tahmin edemeyeceğiniz kadar kolay bir iştir. Özel bir yetenek, bilgi, beceri, eğitim istemez. En sıradan kişiler bile bunu yapabilir. İddiam bu. Ama yeter ki bu pöpül kent projesini uygularsan işin garanti. Kente hizmet vermeyi, insanları geliştirmeyi, toplumun geleceğini kurmayı hedeflemeyin. Bakın mizah için söylüyorum. Yani yapılması gerekenin yerine vatandaşın oylarını avlamak için onları kandırabileceğiniz bir tiyatro oyunu sahneye koyun. Bunun tiyatrosunun senaryosunu ben yazdım. Buyurun koyun. Boyuna bunu oynayın. Bunu yaparsanız bir dahaki seçimi kesinlikle kazanırsınız. Bitti. Garanti veriyorum. Neymiş bu? Bu pöpül kent tiyatrosunu oynamak için tercih sizin. Ama bunu yaparsanız tarihe kara bir leke gibi geçersiniz. Hizmet insanı olarak geçmezsiniz. İnsanlar bir yere kadar sizi sever, popülizm nedeniyle oylarını avlarsınız. Ama gelecekte yukarıda Allah var, aşağıda da kul var. Herkes bunu görür ve size ona göre davranır. Siz bir hizmet insanıysanız, cesursanız, siz fedakar ve toplumu düşünen biriyseniz köklü hizmet yapmayı seçin. Toplumla karşı karşıya gelmek pahasına da olsa kendinizi anlatmaya çalışın. Çünkü halkın hemen arkasına saklanıp onların gitmek istediği yere doğru cahilce takip eden belediye başkanları, halka dalkavukluk yapan birisi olursanız halka bir hizmet veremezsiniz. Geçici olarak onları avlamış olursunuz. Ancak bir kamu yöneticisinin, bir siyasetçinin, bir liderin, bir belediye başkanının temel görevi halkın gerisinde kalıp onların suyuna gitmek değil, halkın önüne geçip öncülük yapmaktır. Öncülük yaparsanız onları gelişmeye, bilinçli olmaya, refaha ve kalıcı mutluluğa doğru çekebilirsiniz. Ama popülist iseniz, fırsatçıysanız, bencilseniz, yalancıysanız, korkaksanız, menfaatçıysanız, insana duyarlı olmayan birisiyseniz o zaman kolay. Sadece aşağıdaki tiyatro oyununu sahneleyin ve oynayın. Şimdi perdeyi açıyorum, perde. Birinci sahne. Doğum ritüeli, doğum sahnesi. Diyor ki tavsiye. Bir, çocuğu doğan her aileyi ziyaret et belediye başkanı için. İki, yanınıza bayanlardan bir ekip alın. Ev ziyaretlerinde bayanların varlığı ev halkını rahatlatır. Sürekli sizi yücelten müritler gibi davransınlar ve etrafınızda dolaşsınlar o bayan elemanlarınız. Üç, belediyenin kadrolu maaşlı elemanı olan en az 3 tane de fotoğrafçı götürün. Bunlar ev halkını havaya sokar.
etrafta sürekli fotoğraf çekerler. Sizin öneminiz anlaşılır. Ev halkı da aslında basının odağı olduğunu zannederek gurur duyar. Bakın, hileye bakın. 4. Kendi elinizle çocuğa, erkekse mavi, kızsa pembe, zıbın veya alt bezi alın, götürün, teslim edin. Çok masraflı değil, cebinizden bile yapabilirsiniz. 5. Bebeği kucağınıza alın. Kucakta bebekle fotoğraf çektirin. 6. Fotoğrafın üzerine mutlu ve başarılı bir yaşam dilerim diye yazın ve imzalayın. İyi mi? 7. Bu fotoğrafı çerçevelettirin. Yalancı gümüşler var. 10 liraya satılıyor. Çerçevelettirin ve aileye hediye edin. Evin çocuk odasına bunu koyarlar. Daha sonra çocuk büyüyünce de baş köşeye koyarlar. 8. Artık o bebek büyüdükçe o fotoğrafı ömür boyu saklayacak ve sizinle gurur duyacaktır. Ailesi de ona büyüdükçe sizinle ilgili eğitimden geçirecek. Bak başkan amcan veya başkan teyzen, ablan büyüdükçe doğduğunda seni kucağına almıştı diye fotoğrafı gösterecekler. Sana olan sempati artacak. Geleceğin seçmenini şimdiden avladın. Bu birinci sahne. İkinci sahne, sünnet ritüeli. Sünnet ritüeli. Sünnet ritüelinde de evet. Birinci madde, özellikle çevresi olan kalabalık ve zengin ailelerin çocuklarının sünnet düğünlerini sakın kaçırma. Bu düğünlere çocuğun kirveliğini de üstlen. Ona bir ünvan ver. Düğün yerine bay bayan mürit ekibine git. Ekip senden önce salona girsin, hava atsın. Sen girdiğin zaman sünnet salonuna alkışla başlasınlar, herkes de sizi alkışlatsınlar. Bu karşılaşmayı videoya çektir, haber yaptır. Çocukla fotoğraf çektir, sünnet çocuğuyla fotoğraf çektir. Fotoğrafı imzala, doğumda olduğu gibi çerçevelettir ve hediye et. Sünnet çocuğunu en azından şapkasını kendin yaptır, üzerine imzanı at, adını işlettir. O zaman hatıra olarak bunu saklar. Sünnet şapkasının üzerine adını yazdır, ver. Saklar. 7. Çocuğa altın tak. Belediyenin parasıyla ha. Altın takarken fotoğraf çektir. Basına özellikle bu fotoğrafı dağıt. İzleyen, okuyanlar ona veren bana da verir. Bonkör insan, helal olsun derler. Altın takacaksın. Belediyenin parasıyla takacaksın. Bu mümkün. Belediyelerin tanıtım giderleri, bilmem ne giderleri, borca harca girer ama gider oraya buraya altın dağıtır. 8. Düğün sahibinin arkasında ne kadar seçmen varsa, ne kadar çok zenginse, düğünde o kadar uzun süre kal. Bakın, bu çok dikkatli bir ayrıntı. Fakir aileye 5 dakika ziyaret etsen onurlanır. Ama zengin aileye 5 dakika ziyaret edersen, ya bize değer vermiyor, baksana 5 dakika durdu gitti derler. Ya bunlar mizah ha. Sakın ciddiye almasın hiç kimse. Ama hakikaten bu işin yolu bu. Pöpül kent dediğimiz, oy avcılığı dediğimizin tiyatrosunu anlatıyorum ben size. Eğer gerçekten hem zengin hem de oyu çoksa, çık müzik eşliğinde bir de oyna. Hah. Bunu da yaptın mı başkan geldi bizim düğünde oynadı derler. Bakın, tiyatro güzel tiyatro. Yani senaryo çok iyi bir senaryo. Garanti. Bir sünnette kaç tane oy topladığınızı siz düşünün. Her gün bunu yapıyorsunuz. Gelelim üçüncü sahneye. Askere gitme ritüeli. Askere alınacakları önceden haber al, bir istihbarat sistemi kur. Uğurlama törenlerini bizzat belediye olarak organize et. Yani en fakir aileden tut, en zengin aileye kadar evladı askere gidenlere güzel bir konvoy monvoy organize et, belediye olarak destekle, dolaştır. O rolünü de iyice bilsinler. Her asker adayıyla ayrı ayrı fotoğraf çektir. Bak, bu fotoğraf çok önemli. Fotoğraf vermek çok önemli. Yani bugünlerde biliyorsunuz sosyal medyada ünlülerin yanına yanaşıp fotoğraf çekip selfiler, melfiler çok modaydı ama biz bunları yazdığımız 25 sene önce hiçbiri yoktu. Şimdi de önemli, önemini hiç kaybetmedi. Fotoğrafları mutlaka birliğine, o askere ulaştır. Birliğine teslim olduğunda asker mektubu ile fotoğrafı gönder.
Askerlik sırasında en az iki kez mektup gönder, bir ihtiyacın var mı diye sor. Bak, 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 bak. Ha güzel şeyler, kötü şeyler değil ama yani belediye başkanı bunlarla uğraşırsa, belediyenin kaynaklarını buralara tüketirse geride ne kalır? Hizmetsiz yollar tıkanır, kavşaklar tıkanır, aracınızı koyacak otopark bulamazsınız, kanalizasyonlar, lağımlar nehirlere akar, denizlere akar, kültür tesisleri, spor tesisleri ihmal edilir, şehir kirlilikten geçilmez hale gelir, kaldırımları ot basar ama askere mektup gider. Askere mektup gittikten sonra gerisi kolay. Askerdeyken askerin psikolojisi farklıdır. Hepimiz yaşadık. Anamız babamız bile bize bir tane mektup yazsa, bir telefon açsa onurlanırız. Çünkü orada bir yalnızlık duygusu, farklı bir dünyaya girdiniz. İşte askerlik sırasında bir belediye başkanı böyle davranırsa onu unutur mu asker? Unutmaz. Oy verir mi? Verir. Buyur. Buyur. Sahne bu. Sonuçta terhis olduğunda da mektup gönder, geçmiş olsun dileklerini ilet, hayatta başarılar dile. İşte noktayı koyduk, sahne bitti. Askere gitme ritüeli. Nişan ve düğün ritüeli. Dördüncü sahne. Bir, evlenecek çiftleri bizzat belediye başkanı olarak kendin evlendir yapabiliyorsan. Çünkü yetki sende, nikah memuru devreden çıkar. En azından efendim zenginlerinkinin hepsine git. Altın tak belediyenin parasıyla, evlenen herkese. Nişansa yüzüklerini bizzat tak, sakın başkasına bırakma. Anası, babası, büyüğüymüş, bilmem neymiş. Sen belediye başkanısın, gittiğin zaman yüzüğü sen takacaksın, nikahı sen kıyacaksın. Düğüne etrafındaki müritlerinle git. Mürit dediğimizde etrafında belediye çalışanları sana hava veriyor. Gittiğin yerde seni alkışlatıyor filan. Bunları sakın ihmal etme, fotoğrafçını da götür. Yani senin yanında iki tane fotoğrafçı sürekli fotoğraf çekiyorsa havan 1500 demektir. Düğüne, müritlerine git. Bu yanına aldığın bayanları, kadınları, erkek müritler de erkeklere önceden başkanımız gelecek, ne iyi insan diye propagandasını da yapsınlar. Yani sen gitmeden önce ekibin gitsin, ortam hazırlasın. Böyle iyi günde, kötü günde kimseyi yalnız bırakmaz, benim başkanım şöyledir, böyledir diye millete hatırlat. Ekibi gönder, o düğünü önce fethet. Havaya sok. Sen salona en son gir. Etrafındaki müritler başta büyük bir alkış koparsınlar. Oradaki herkes müritlere ayıp olmasın diye alkışlarlar bak. Beş kişi alkışlarsa gerisi alkışlar. Türk milletinin nezaketidir bu. Bir kez bile seni alkışlayanın sana sempatisi artar. Kendini alkışlatmak bir popülist uygulamadır. Sayın Özlem Çerçioğlu bunu güzel yapıyor. En tepki gördüğü toplumun içine giriyor. Etrafında 20 kişi bir alkışlıyor. Etraftaki diğer kalabalık mecburen alkışlıyor. Ama alkışladığı anda artık sınıf değiştiriyor, sınıf atlıyor. Seni alkışlamış insan statüsüne geçiyor. Evlenme merasimi ve nikah sırasında bol bol fotoğraf çektir. Bu fotoğraflardan en uygun olanlar çerçevelettir, imzala. Ve geline, damada bunları hediye et. Düğüne erken gitme. Sakın ha, düğüne erken gitme, havan söner. Düğüne biraz gecikmeli katıl, girerken mutlaka alkışlattır. Sansasyonel gir. Düğünde havaya gir ve oyna. Düğünde oynanır. Yani diğerlerinde mesela sünnet töreninde sadece zenginlerinkinde oyna diyoruz ya. Düğünde hepsinde oynayıver canım. Çık mutlaka oyna. Bizim düğünde başkan oynadı. Oo, kesinlikle. Bunu yapan insana oy verilmez mi arkadaş ya? Düğünde havaya gir, oyna. Düğün sahibi doğuluysa halay çekeceksin. Karadenizliyse horon çekeceksin. Orta Anadolu'dansa misket oynayacaksın. Yani bir de etnik oyunlar oynayacaksın. Bunlar püf noktaları. Ya dalga geçmiyorum, mizah yapıyorum. Sakın kimse alınmasın. Ege'liyse de zeybek oynayacaksın. Hah. Katıl oyna. Sen oynarken kenardan müritlerin boynu alkışlasınlar. Yani öyle ortada oynayan bir belediye başkanı sade sade yok öyle şey. Şakır şakır alkış alacaksın arkadaş.
böyle bir hava atacaksın, bir zeybek çekeceksin, etrafında senin götürdüğün 40 tane belediye çalışanı bir alkış başlayacak, bir bakacaksın ki bütün salonun ilgi odağı olmuşsun ve alkış almışsın. Bu psikolojik olarak oy toplar ha. Bak bak başkanımız nasıl halk adamı diye size sempati duyarlar. Yeni evlilerin evine çay içmeye misafir ol. Daha bak yakasını bırakmadın, evlendiler ya. Birkaç mürit al yanına, evlerine git, bir ev hediyesi al belediyenin parasıyla. Ziyaret et, bizzat ver. Şimdi bir belediye başkanı evlenen çiftlere mutluluk dileyen bir kart gönderiyor. O kartı böyle duvara asıyorlar ve gidip oy veriyorlar. Halkımız haklı. Halkımız siyaset sınıfından hep kötülük görmüş. Kendisine merhaba diyene seviyor. Kendisine efendim bir kart gönderene adeta hayran oluyor. Kendisine bir de ev hediyesi getirip evine gelip de çay may içerse o zaman tapmaya başlıyor neredeyse. Bunlar psikolojik. Türk halkımızın siyasete bakış açısı, siyasetinde Türk halkını getirdiği nokta bu. Halkımızı suçlamak için söylemiyorum. Siyasetçiler olarak bu hale getirdik. İngiltere'nin başbakanında böyle bir tavır yok, Almanya'da yok, Amerika'da yok. Orada kamuyu yöneten siyasetçiler, bürokratlar halka böyle dal kavukluk yaparak, bilmem ne yaparak, devletin parasıyla hediyeler alarak, kartlar göndererek falan davranmıyorlar. O yüzden o insanlar gelişmiş ülke sınıfına girdiler, kalkındılar. Biz de sürünüyoruz evvelallah. Sonuçta son olarak düğünde, düğün sahnesinde fotoğrafı çerçeveletir. Eve gidince kendi elinle büfeye koy. Fotoğraflarda gelinle damatla birlikte ayrı ayrı fotoğrafın olsun. Neden? Ayrı ayrı fotoğraf çektirmezsen ya boşanırlarsa? Boşanınca ikisi bir arada fotoğrafı kullanmayacaklar. Halbuki sen kalıcı olmak istiyorsun. Senin oy avcılığın ömür boyu sürmeli. Belediye başkanıyla gelin ayrı, damat ayrı çekilecek. Ha birlikte de çektirin ayrı ama ayrı ayrı çektirmeyi sakın unutmayın. Şimdi arkasından hastalık ritüeli geliyor. Beşinci sahne. İnsanların tabii ki doğal olarak ameliyatı var, hastalığı var, kazası var, belası var. Her hastayı ziyaret mümkün değil. Ama hastanede bir adamın olacak, hastanelerde. Gelen önemli hastaları yani oy potansiyeli yüksek olanları sana bildirecek. Atlama sakın. Bu arada zengini ziyarete gittiğin zaman hastanede birkaç fukara hastayı da ziyaret et. Basının önünde bu hastalara da yakın fotoğraf çektir. Yani sadece zenginler için hastaneye gidiyorum imajı gelişmesin. Hazır gitmişsin, bütün yatanların hepsini ziyarete çık. Bir saat fazla ayır. Böylece zengin için ayrım yaptığın örtülsün, anlaşılmasın. Ve basının önünde bütün hastalarla fotoğraf çektir. Bu fotoğraf çok önemli. Dördüncü madde, ziyarette daima maaşlı bir kadın mürit ekibi, fotoğrafçı ekibi, her zaman olduğu gibi, yani seni şakşakçılık yapacak bir ekibin olacak. Hastalar için özel belediye amblemli senin fotoğrafını taşıyan kolonya yaptır. Islak mendil yaptır. Hastane hediyesi bu. Kolonya yaptıracaksın, üstünde belediyenin amblemi, bir de fotoğrafını koyacaksın. Fotoğrafını da gençlik fotoğrafını koy yaşın ilerlediyse. Çikin olmasın. Düzgün fotoğraf olsun, biraz makyajlı olsun, hatta photoshoplu olsun. Gelen giden, bütün hasta ziyaretine gelenler, aa bak benim belediye başkanım buraya kolonya bırakmış, helal olsun ya desin. Bir de ıslak mendil yaptır üzerinde böyle. Onlar biraz daha geçici ama kolonya şişesini saklarlar hatıra olarak. Bütün bunlar oy avcılığıdır. Ve hasta ziyareti sırasında mutlaka kadın ekip, eskiden bayan diyorduk, şimdi bayan lafına niye karşılar onu da anlamıyorum. Bayan, erkek, bay, bayan. Yani garip garip şeyler çıkıyor ya dünyada. Kadın ekibiniz sizi överek görevini yapsın. Yani bu tür ziyaretlerde, bu tiyatroda kadın ekip çok önemli.
Çünkü erkekler bazen insanın yanına yakışmıyor filan. Kadın olunca herkes böyle daha sıcak hissediyor. Eve giriyorsun, hastaneye giriyorsun, düğüne gidiyorsun filan. Bu önemli. Şöyle iyi bir ekibin olsun. Yani çok iyi bilsin, seni alkışlatmayı bilsin, vatandaş da orada gidip bir takım konuları ısıtmayı iyice bilsin. Sonuçta önemli olan gereken ziyaret etkisini yaratarak mümkün olduğu kadar ailenin oyunu garanti etmektir. Hastane koridorunda doktora, hemşireye, gelen giden hastalar, yakınlarına seni övsün. Yani orada doktoru mu rastladın, hemşireye? Ya işte benim belediye başkanım şöyle iyi, bakın işte hastaları yalnız bırakmıyor, onlara moral veriyor falan filan. Ya hasta ziyareti aslında doğru bir şey değil. Hastanın eğer ihtiyacı varsa nezaretçisi olur, başında bakıcı olur. Ama hastayı ziyaret etmek her zaman mikrop taşımak açısından, hijyen açısından, hastanın belki psikolojisini düzeltebilecek birkaç kişi gidebilir ama herkesin oraya hücum etmesi doğru değil. Sen gidiyorsun hastaneye, 20 kişilik ekiple dalıyorsun. Senin ekibinde orada doktor, hemşire, efendim hizmetli kim varsa, işte benim belediye başkanım geldi, bilmem ne yaptı falan filan, hasta odasında alkışlar, bunları yaptırıyorsun. Bunlar belki abes ama ne yapalım, bu da işte böyle bir tiyatro oyunu. Bu da bir popülizm oyunu. Fotoğrafçılar her zamanki gibi görevlerini yapsınlar. Hasta insanlar medyaya çıkmayı seviyorlar. Bunu sosyal medyadan görüyorsunuz. Adamın efendim kolu kırılıyor, alçıyla fotoğraf çektiriyor, ameliyat oluyor, fotoğraf çektiriyor. Yani insanlara sağlığıyla ilgili problemleri duyurmak insan psikolojisinde var. Dolayısıyla bundan yararlanın, fotoğraf çektirin ve basına yayın. Başkanımız şunu ziyaret etti. Hatta yani çok önemli, zengin, mevki sahibi hastaları da yapın. Ama bunun yanında hiç kimsenin tanımadığı, hakikaten zengin olmayan insanları da basına taşıyın. Çünkü bunlar da kamuoyu açısından etki yaratacaktır. Bak bak ya, başkana bak ya. Hiç tanımayan, garibanı gitmiş orada ziyaret etmiş. Helal olsun ya. Bir de kolonya vermiş. Islak mendil vermiş. Efendim yanağını okşamış. İşte bunlar önemli şeyler. Hastaya mümkün olduğu kadar kendi sağlığınızı tehdit etmeyecek şekilde yaklaşarak fotoğraf çektirin. Ha, buna dikkat edin. Mikrop kapabilirsiniz. Fotoğraf çektirin. Fotoğrafı çerçeveletin. Her zaman olduğu gibi diğer bütün sahnelerde fotoğraf ve çerçeve esas. Kalıcı olan o. Kalıcı bir iz bırakmak istiyorsan seçmende bunu yapacaksın. Ve iş geldi ölüme. Doğduk. Sünnet oldu. Askere gitti. Hastalandı, evlendi. Çocuğu doğdu, yeni bir doğum süreci başladı. Ve nihayet ölüm halinde ne yapılacak? Cenaze namazına git. En önde yer al. Yüzüne en hüzünlü ifadeni takın. Ölen kim olursa olsun hep ağlamaklı dur. Bunlar önemli. Sakın ola cenazeye gidip de orada herhangi birisiyle sohbet ederken yüzünde bir gülümseme ifadesi ne yer verme. Bunu yapan bir takım, affedersin, siyasetçiler çok kötü yakalanıyorlar. Bak 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 diyor, cenazeye gitmiş orada diyor, eğleniyor diyor, gülüyor diyor, kahkaha atıyor diyor. Olabilir, cenazeye gidersin, yanındaki birisi komik bir şey anlatır, gülümsersin. Ama yok, sakın ha, bunlara dikkat et. Birinci madde bu. İkincisi, kıyafetine dikkat et, koyu renk olsun. Eğer siyasetçi kadınsa çok açık saçık da olmasın. Ve mutlaka başını örtsün. Başı açık biçimde cenaze namazı kılanlar gördük biz kadınlardan. Hakikaten. Ve yani cenaze namazındaki selam kısmını bile hatalı yapanları gördük. İsmini vermeyelim, bilen biliyor. Cenaze sahiplerinin üzüntüsünü tek tek paylaş, yanlarından ayrılma. Çünkü sen belediye başkanısın, cenazeye gittiğin zaman kalabalıkta bir sürü derdi olan insan sana yanaşır. Başkanım benim şu derdim vardır, bu derdim vardır falandır filandır. Sakın ola onlara kapılıp ne gül eğlen ne de onları ciddiye alıp dinle. Sen cenaze için gittin, cenazenin yakınlarına, vefat edenin yakınlarının yanından hiç ayrılma, başka kimseyle muhatap olma. Yüzünde hüzünlü ifade, üzerinde de
mateme uygun kıyafet olsun. Bakın bunlar kurallar. Bu sahne böyle bir sahne. Tabutu mutlaka omuzla, cenaze arabasına kadar en az 3 kez sıraya gir. Tabut böyle yürür, süren biter. Hemen ayrılma. Dön bir daha gir, dön bir daha gir. Mutlaka dikkati çekersin. Cenaze arabasını mümkünse en önden takip et. Bak, cenaze namazını kılıp çekip gitme arkadaş. Cenaze konvoyuna gir, sen belediye başkanısın, cenaze arabası zaten belediyenin arabası. En önüne makam arabasıyla git, millet dönüp dönüp baksın, başkanın cenazesi. Bu hale getir. Bu fazla bir istismar ama, bu yetki gaspı belki ama bunu yap. Çünkü o konvoy boyunca esnaf seni görecek, halk seni görecek, kaldırımdaki insanlar görecek, diyecekler ki helal olsun ya. İnsanlara ölümünde bile yalnız bırakmıyor ya. Bak sadece cenaze namazını kılıp çekip gitmiyor. Adam ta mezara kadar gidiyor. Bunu dedirt arkadaş. Bak bu sahne 6. sahne. Son sahne. Burada hata yapma. Bütün şehir seni görsün. Bak bak başkana ne vefalı adam desinler. Mezarlıkta da en görünür yerde ol. Dua okunurken iştirak et. Yanında mutlaka bu kez erkeklerden oluşan bir mürit ekibin olsun. Cenazede kadınların yerini erkekler alacak. Bu ekip orada gereğini yapacak. İnsanlarla başka konularda sohbete dalma. Az önce izah ettik. Hele ki komik şeyler konuşup gülme gülümseme. Mezarın başında en önde ve aktif ol, çömel, duaya katıl, etrafında daima müritlerin olsun, mezara toprak at, fotoğraf çektir. Mezara toprak atarken fotoğraf çektir. Diyeceksiniz ki ya, çok çirkin ya. Ne yapayım arkadaş? Bu bir tiyatro. Bunu uygulayan belediye başkanları var. Bunun adı Pöpülkent Tiyatrosu. Halkın hizmetini bir kenara bırakıp, oy avcılığına soyunanların sahneye koyduğu bir tiyatrodan bahsediyoruz. Bunları ben tasvip ettiğim için sıralamıyorum. Yani bir takım şeyler hakikaten önemli. Tabii ki bir cenaze defnedilirken hem cenaze namazında hem mezarlıkta bir belediye başkanının sağında solunda çok kalabalıklar olup dert dinlemesi yanlış. Gülümsemesi yanlış. Birisi komik bir şey anlattı diye orada kazara bir kahkaha atması adamı rezil eder. Biz bunları söylüyoruz. Ve mezarın başında en önde aktif ol, çömer, duaya katıl. Etrafında daima kendi kalabalığın olsun. Mezara toprak at, fotoğraf çeksinler bu anda. Bu fotoğrafı servis et. Mezara toprak atarkenki fotoğraf. Akşam iş bitmiyor. Taziye evine git, Fatiha'nı oku. Mümkünse duayı yüksek sesle sen oku. Bak bu çok önemli. Yani taziye evine gittiğinde sık sık zaten dua okunur. Bu yüksek sesle oku, sen oku. Öncülük et. Oradaki hoca zaten okur. Ama sen hocaya bırakma. Hoca duayı bitirince 5 saniye sonra sen yüksek sesle duanı oku. Cenaze evinde mutlaka ayran, pide ve herkese yetecek kadar yiyecek gönder, eleman tahsis et. Ha bunlar kötü şeyler mi? Bunlar kötü şeyler değil. Ama sadece bunu yaparsan, belediyenin bütün kaynaklarını bunlara harcarsan, bu bir sosyal belediyecilik olmuyor. Garibanın cenazesinde her şeyi yap. Ama zenginin cenazesine, hiç ihtiyacı olmayan cenazesine tonla pide gönderirsen, on binlerce liralık ayran pide harcaması yapıp gönderirsen bu helal değil. Bu doğru değil. Taziye evinde çok kısa süre kalma. En az yarım saat. Kim olursa olsun en az yarım saat taziye evinde kal. Öyle geldi geçti bunlar hora geçmiyor arkadaş. Yani bu video kaydını bu projeyi uygulamak isteyen belediye başkanları internetten indirsinler ezberlesinler. Belediye başkanlıkları garanti. Bu 6 tane sahneyi 5 yıl uygulayan belediye başkanının alacağı oy oranı %50'nin altına düşmüyor. Ama o şehir sınıfta kalıyor. Tercih sizin. Nasıl yapmak istiyorsanız öyle yapın. Ve son perde. Sahnenin dışında, halkın içindeyken ya da en azından seçim çalışması yaparken mutlaka yapmanız gereken ilave tiyoler.
Son sahne. Bir, her ortamda seçmenle sadece tokalaşmayın, sarılın, koklayın. Kim yapıyor bunu? Bacım diye, amcam diye, abem diye birileri sarılıp kokluyor. Fiziksel temasta bulunun. Vatandaşı bu çok etkiler. Tanımadığınız kişilere 40 yıllık dostunuzmuş gibi gülümseyin, selam vermeyi öğrenin. Vay abem benim, nasılsın ya? Deyin. Vay ablacığım, iyisin inşallah. Bunları deyin. Öyle el sıktım, yanağından öptüm. Öyle resmiyet yok. Numaranızı yapın arkadaş. Bak bu son perde çünkü. Hele ki seçim çalışmasında. Seçim çalışmasının dışında da. Kimi gördüysen sarıl kardeşim. 40 yıllık dostunmuş gibi güzelce onunla. Ya bu ne samimiyetsizliktir ya. Sen o görevi bıraktıktan sonra sokakta dolaşan insanlara aynı sevgiyle, aynı çanhıraş istekle sarılacak mısın? İçinde öyle bir insan sevgisi varsa git onlara hizmet et. Sarılmayacaksın. Niye sarılıyorsun? Niye abicim, ablacım, amcacım, dayıcım? Niye diyorsun? Kendi çıkarın için, oy avlamak için. İnsanlar sizinle fotoğraf çektirmeye özendiren bir ekibiniz olsun. Onlarla fotoğraf çektirin, mümkünse fotoğrafları imzalayın, dağıtın. Bu fotoğraf önemli. Sokakta dolaşıyorsunuz. Adamın aklında bile yok yani. Bir genç çocuk 21 yaşında, 18 yaşında, 25 yaşında bir devlet memuru. Hemen senin elemanın onun koluna giriyor. Aa başkanım bak fotoğraf çektirmek istiyor derse o insan yok abi ben istemiyorum diyemez. Çektirir fotoğrafı, tuzağa düşer. Bunları yapın diyor. 3. Hiçbir yere yalnız gitmeyin. Tevazu içinde olmayın. Her gittiğiniz yere müritlerinizle gidin. Onlar size devamlı alkış ve tezahürat yaptırsınlar. Allah'ım ya Rabbi, ben bunu hiç uygulamadım be. Hep yalnız dolaştım. Gecenin 3'ünde kahvehaneye gittim tek başıma. Bazıları güldüler, bazıları da hala unutamıyorlar. Fakir ve muhtaç insanlara hayatlarında hiç görmedikleri bir şey yapın. Fakir ve muhtaç insanlar yardım edebilir. Kurbanda et gönderir, çocuğuna bir tane ayakkabı alır. Bunlar bilinen yardımlar. Siz öyle bir şey yapın ki hayatında hiç öyle bir şey görmemiş olsun. Örneğin masaj yaptırın. Vücut bakımı, cilt bakımı, makyaj, saç tıraşı, kuaför hizmeti. İşte böyle. Bunları yapın. Bunlar insanları avlamanın sanatı. Ha bir de şehrin ileri gelenlerinden, STK'lardan, bürokratlardan, basından en etkin olanlara küçük menfaatler sağlayın. Ya çocuklarını işe alın ya da onları yurt içi ve dışı seyahatlere götürün. Böylece aykırı çıkabilecek bütün sesleri susturmuş olursunuz. Şehre hiç mi hizmet yapmayacaksınız? Elbette olmaz. Hizmet ve yatırım stratejiniz şöyle olacak. Bakın. Bir, hiçbir kent hizmeti yapmazsanız da yine de seçim zaten garanti. Ama ayıp olmasın diye 3-5 iş yapmak gerekir. Sakın fazla iş ve hizmet yapmayın. Hemen hesabını sorarlar. İş yapan hata yapar felsefesiyle mümkün olduğu kadar az iş ve ihale yapacaksınız. Heh. Bakın işin sırrı burada. Hiç hizmet yapmazsanız dikkat çeker. Göstermelik hizmet yapacaksınız. Yapacağınız göstermelik 3-5 işi seçerken çok dikkatli olun. Bunun değişmez ve şaşmaz kriterleri var. Öncelikle bu işler milletin gözünün önünde, merkezde, herkesin göreceği işler olmalı. Ya gidip de hiç açılmamış Mimar Sinan Mahallesi'ne 50 tane bulvar açmışsın. Orada yaşayan insanlar yokken altyapı yapmışsın, ağaç dikmişsin. Boş ver ya. Böyle hizmet mi olur arkadaş ya? Salak mısın, saf mısın sen? Git şehrin merkezinde, herkesin gözünün önünde, herkesin gördüğü yerlerde hizmeti yap. Örneğin sivrisinek ilaçlatıyorsan gündüz yap, görsünler. Benim yaptığım gibi gece yapıp milletin ruhu duymasın dersen kıymetini bilmezler. Eğer ağaçları suluyorsan ağaç gece sulanır. Gece sulama sakın ha, gündüz sula.
Trafiği aksatsın senin sulama ekiplerin. Millet görsün. En civcivli günlerde, miting günlerinde bütün belediyenin araçlarını, temizlik araçlarını çıkar, temizlik yap. Varsa trafik tıkansın. Ama millet görsün. Özellikle sizden önceki dönemde başlamış işleri kapın, zaman kazanın. Sonunda bir sorun çıkarsa ya da millet bir yerini beğenmezse sizden öncekine suçu atın. Anlatabildim mi? Şimdi ben buna çok tanık oldum. Benden önce başlamış bazı işleri ya sabote ettiler, yaptırmadılar, insanları mağdur ettiler. Ya da kendileri gittiler, orasını burasını değiştirdiler, bozuk bir hale getirdiler. Vatandaş şurası bozuk dediği zaman da ya Hüseyin Aksu'nun yaptığı iş. Hoppala. Bakın, polis okulunun orada. Zeybek Mahallesi'nde, yani TOKİ sitelerinin olduğu yerlerde benim yaptığım parselasyonlar, 18. madde uygulamalarını mahkemeden küçük bazı gerekçelerle iptal edildi. Yapılması gereken yeniden parsellenecek orası ya. Yani dağıtım cetvelinde bir küçük hata yakalıyor bilirkişi, mahkeme bütün tapuları iptal ediyor. Ya bunu yeniden yapacaksın arkadaş. Bu şehir yapmıyor, bekletiyor. Gidiyorsun, benim arsam vardı, Hüseyin Aksu imara sokmuştu, bana ruhsat veremem diyor. Niye? Hüseyin Aksu hata yapmış diyor, mahkeme kararı var diyor. Hoppala. Diyor ki ya Hüseyin Aksu hata yapar yapmaz, yani adam akıllı adamdır diyor. Ya diyor, öyle akıllı ki adam diyor, ben de biliyorum diyor. O kadar akıllı ki diyor, yaptığı hatayı hiçbirimiz düzeltemiyoruz diyor. Hoppala. Ya basit bir işlem, yeni baştan bir uygulama yapılacak, yeni baştan parselasyon yapılacak. Mahkemenin iptal gerekçesi olan husus düzeltilip vatandaşa tapuları dağıtılıp inşaat yapmasına izin verilecek. Koskoca Zeybek Mahallesi'nin 3/4'ünü 20 sene kilitlediler arkadaş. Polis okulunun arkasındaki parselleri 20 sene kilitlediler. Her gidene Hüseyin Aksu yanlış yapmış. Öyle akıllı adam ki vatandaş da diyor ki he doğru vallahi Hüseyin Aksu çok akıllıdır diyor. Buyurun işte. Bunları yapın. Muhtemel rakiplerinizi yok edin. Tiyatro böyle söylüyor. Sizden öncekileri kötüleyin, onları karalayın. Onların başladıkları eserleri ya sabote edin, bitirseniz bile bir kusur çıkarsa onun üstüne atın, onun eseridir deyin. Şimdi bu işleri yaparken hiç acele etmeyin. Yani bu şehrin sorunları birikmiş, hızlı biçimde çözeyim, mözeyim, böyle bir derde kapılmayın. Acele etmeyin arkadaş. Siz zaten Pöpül Kent projenizle daha önceki 6 tane sahnede işinizi garanti etmişsiniz. Ve deyin ki 5 yıl milleti süründürün, bir yeri kazın, 5 yıl süründürün, seçimden önce bitirin. Oo, o kadar hora geçiyor ki. Dolayısıyla el attığınız 3-5 işi 5 yıla yayın, açılışlarınızı özellikle seçim öncesine alın ve nihayet seçimlerden önce de bir anket yaptırın. Başkandan memnun musunuz sorusunu ankette memnunuz cevabı %80'in altına düşmüşse yuh olsun size. Bu tiyatroyu iyi oynayamamışsınız. Bugün noktayı burada koyuyorum. Allah'tan dilerim ki hiçbir belediye başkanı bu tiyatroyu oynamasın. Bu insanların geleceğini karartmasın. Bu insanların ruh haliyle, onların beklentileriyle oynamasın. Haftaya sosyal belediyeciliği tekrar ele alacağız. Bu popülist belediyecilikle olan farkını tekrar ortaya koyacağız.